Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Cabiri okumalarında tekrar birlikteyiz. Biraz gecikti. Sebebi bir haftaya yakın bir soğuk algınlığı geçirdim üzerinize afiyet. Bir iki gündür kendimi iyi hissediyorum. Çok şükür. Böyle olunca bunu hemen değerlendireyim ve bir ders daha yapayım diye düşündüm. Biraz sesim hastalığıma bağlı olarak değişmiş olabilir. Bu umarım sizi rahatsız etmez. Hoş göreceğinizi umuyorum. Cabiri 11 dersini yapacağız. Dersimizin konusu son derece önemli. Geldiğimiz yer itibariyle ve bir de Cabiri 10 dersimizle ilişkili Hikemi Düşünce Okulu adıyla yöneltilen bazı sorular, yorumlar kısmında dikkatimi çekti. Çok son derece önemsedim. Onları da inşallah bu dersimizde ele alacağım. Dolayısıyla yine sizi yoracak olan uzun bir Cabiri okumaları dersinde birlikteyiz. Hemen müsaadenizle ekran paylaşımı yapmak istiyorum ve dersimize doğrudan geçmek ve başlamak niyetindeyim. Gördüğünüz gibi Cabiri okumalarında 11. dersimizde sayfa 185 ile 230 arası Türkçe tercümesinde ve yaklaşık olarak bu bölümler arasında ele alınan konuları işlemeye çalışacağım. Tabii her zaman yaptığım gibi buradaki kimi konular üzerinde müstakil olarak durmayı gerektiren paragraflar bile, yani bir derse konu edilecek paragraflar da var. Muhtemelen bu bölümün dersi birkaç 12-13 diye devam edecek. Çünkü ele alacağımız konu Cabiri merhumun düşüncesinde de hem çok önemli bir yerde duruyor, hem de çeşitli vesilelerle yapılan Cabiri eleştirilerinde de çok önemli bir yerde duruyor. Bu itibarla bugün konu edeceğimiz ve ele alacağımız husus birçok farklı vecihlerden önem arz eden hassas bir konu. Böyle olunca müsaadenizle hem bize yöneltilen sorular açısından hem de konunun bundan sonraki ele alacağımız safhalarının sağlıklı anlaşılması bakımından önem arz eden bir mukaddime, bir girişte bulunmak istiyorum. Kitabın orijinalinde, yani Arapçasında Tekvinul Aklil Arabi'de bu okuyacağımız bölümün konumlandırılması, yani şöyle söyleyeyim, bu A olsun, Türkçe tercümede 8. bölüm, Türkçe tercümede bendeki nüshada 9. bölüm olarak yapılmamış bir şey demiş ama kitaptaki adıyla da bu 9. bölümdür. İki bölüm halinde ele alınmıştır ve ele alınan konu bizi son derece önemli bir biçimde ilgilendirdiği üzere sevgili izleyenler, el-aklul mustakil ifadesidir. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Cabiri el-aklul mustakil ile neyi kastediyor? Bu ona ait bir kavramdır ve mütercimimiz haklı olarak bu müstakil sözcüğünün tercümesinde atıl sözcüğünü kullanmış. Atıl akıl ifadesini vermiş. Atıl sözcüğü ve müstakil sözcükleri Arapçadaki anlam ortaklıkları itibariyle birbirlerinin yerine kullanabileceğimiz iki sözcüktür. Genelde müstakil sözcüğü modern Arapçada bir şeyden istifa etmek
bir şeyi bırakmak, bir eylemden vazgeçmek vesaire anlamlarına gelen bir sözcüktür. Atale, atıl da boş kalmak, işsiz kalmak, işlevsiz kalmak demektir. Hangisiyle ifade edilirse edilsin, bu iki sözcüğün akıl sözcüğüne sıfat yapılması ve aklın bu iki sözcükle tavsif edilmesi bizim için son derece önemli ve Cabiri'nin bu kavram ile neyi kastettiği de bu açıdan yine son derece önem arz etmektedir. Demek ki konuya şöyle baktığımızda, akıl açısından baktığımızda Cabiri açısından aklın, Cabiri açısından aklın bir el-müstakil ya da el-atıl şeklinde tavsif edilmeyen yönü var. Bir de el-müstakil vel-atıl şeklinde tavsif edilen yönü var. Peki bu vasıflarla tavsif edilmeyen akıl Cabiri de neye tekabül ediyor? Bu vasıflarla tavsif edildiğinde neye tekabül ediyoru ayırt etmek son derece önemlidir. Yani bu hemen tercüme edilip geçilebilecek bir husus değil. Cabiri tefekkürüne ve düşüncesine vukuf gerektiren ve dolayısıyla burada merhumun tam olarak bu kavramları niye geliştirdiğini ve bunlarla aslında neyi hedefleyip amaçladığını görmek zorundayız. Konunun tam da burasında bu konuyu anlayabilmemiz ve netleştirebilmemiz açısından Cabiri merhumun İslam'ın geleneksel olarak ortaya koyduğu bütün bilimsel faaliyetlerini kendilerine irca ettiği, bağladığı, kütüphanelerimizi dolduran o muhteşem ve devasa mirasımızın arkasında duran akılları belirlediği, tespit ettiği üç temel epistemolojiden söz eder Cabiri. Şimdi biz bu üç temel epistemolojiyi bugün burada henüz onları teker teker ele almamış olsak da ikinci kitabın okumalarını yaparken bu her bir epistemolojiyi tüm detaylarıyla ele alıp inceleyecek olsak da bugünkü konunun anlaşılması açısından bu üç epistemoloji ile Cabiri'nin tam olarak neyi ifade ettiği ve neyi kastettiğini netleştirmemiz gerekiyor. Bunu netleştirmeden el-aklul mustakil ya da el-aklul atıl şeklinde ifade ettiği bu kavramların da Türkçelerini ve karşılıklarını çok anlaşılır bir biçimde karşılamanın zor olduğu kanaatindeyim. Böyle olunca şöyle başlamama izin verin lütfen. İslami miras, Cabir'in ifadesiyle el-sekafe el-islamiyye'l-arabiyye, İslami miras dediğimizde tabii bütün bir İslam kültürünün hepsini kuşatan bir kavram olarak ve özellikle de bunun arka planında duran ulumu İslamiye dediğimiz ilimler açısından konunun ele alındığını görüyoruz. Cabiri'ye göre üç tane önemli akıl burada az sonra da taksimatta yazacağım üzere akıl dendiğinde Cabiri burada epistemolojik bir vurgusunun olduğunu şuraya hemen yazalım. Cabiri akıl ile epistemolojiyi, epistemoloji ile de neyi kastettiğini az sonra şemada göstermeye çalışacağım. Bu akılların özellikle etkileşimleri bakımından ve İslam kültüründeki zuhur edişlerindeki kronolojiyi dikkate alarak Cabiri merhum onun ifadeleriyle söyleyecek olursak ilk ortaya çıkan akıl beyani akıldır. İkincisi irfani akıldır. Üçüncüsü de burhani akıldır. Bunları kendi bölümleri ve kendi yerlerinde
son derece detaylı bir biçimde inşallah ele alacağız okumalarımızda. Şimdi burada çok önemli bir hususun müsaadenizle altını çizeceğim. Genel olarak bazı sosyal medya yayınlarında Cabiri ile ilgili özellikle yapılan konuşmalarda ve hususan da Taha Abdurrahman karşılaştırmalarında yapılan bir hatalı değerlendirmeyi müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Bu taksimat Cabiri'nin aklın akıl olmak bakımından taksimi değildir. Bu son derece önemli. Cabiri burada aklı taksim etmiyor. Ruhani akıl yazalım. Cabiri'nin burada yaptığı şey tespittir. İslam kültürünü oluşturan aklın tespitini yapmaktadır. Cabiri akıl üçe ayrılır. Beyani, irfani, burhani diye böyle bir akıl taksimi yapmıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Cabiri böyle değerlendirmek kesinlikle Cabiri hakkında haksızlık olur. Dolayısıyla bu epistemolojilerin, yani burada her bir akıl epistemolojiye tekabül ediyor. Bu şekilde efendim ele alınması Cabiri açısından aklın taksimi değil, tespitidir. Şu halde bu tespit birazdan da üzerinde efendim konumuzu ilgilendiren boyutuyla duracağım gibi aklın bilgiye ulaşmada kullandığı araçları, enstrümanları dikkate alarak yapılan bir tespittir. Beyanı irfandan, irfanı burhandan, keza beyanı burhandan, burhanı keza diğerlerinden ayırt eden fasıllar her birinin kendine özgü bilgiye erişimde kullandıkları vasıtalar, araçlar ve enstrümanlardır. Öyleyse eğer tabir yerindeyse şöyle söyleyebiliriz. Cabiri'nin beyani, irfani ve burhani şeklinde İslam kültürünün arkasında duran aklı böyle tespit etmesinin nedeni akıllar arasında bir ayrım yapmak değil, akılların bilgiye erişimde hangi vasıtaları kullanmakla birbirlerinden ayrıştıklarının resmini ve fotoğrafını çekmektir. Dolayısıyla Cabiri'nin yaptığı bir taksim değil, bir tespittir. Bu son derece önemlidir ve dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığımızda o zaman Cabiri merhumun beyani aklı, irfani aklı ve burhani aklı, aklın bilgiye ulaşması açısından hangi yönleriyle birbirlerinden net olarak ayrıştığını belirlememiz gerekiyor. Tabii bu arada müsaadenizle şöyle bir hususu her biri açısından burada akıl dediğimizde Cabiri'nin bunlarla epistemoloji kastettiğini söyleyelim. Çünkü Cabiri de aklın epistemoloji anlamına geldiğini belirlemek önemlidir. Zira Cabiri epistemoloji dediğinde daha önceki derslerimizde de dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım üzere üç temel unsuru dikkate alır. Ve bu üç temel unsur dikkate alınmadan Cabiri'nin beyani akıl, irfani ve burhani akıl ile neyi kastettiği tam olarak anlaşılamaz. Şimdi işte burada tam bu üç unsur şudur. Bir, bilgi üretimi. Yani Cabiri için akıl tabiri bilgiyi üreten akıldır. Birazdan el-aklul müstakile ana başlığımıza şuraya geleceğiz. Buraya gelebilmemiz için bunları ele almam gerektiğini söylemiştim. Demek ki bilgiyi üretmesi gerek. Bilgi üreten akıldan söz ediyor Cabiri. İki, üretilen bu bilginin Tanrı, insan ve varlık hakkında bir tasavvur oluşturmasını şart koşar. Demek ki Cabiri'de epistemoloji anlamına gelen akıl, sadece bilgiyi üretip paketleyip oraya koymaz. Üretilen bu bilgiyi üreten akıl için bir tasavvura dönüşür. Ve bu tasavvur Tanrı hakkındadır, insan ve varlık hakkındadır. Dolayısıyla üçüncü
noktada Cabiri için akıl, üretilen bilginin Tanrı insan varlık hakkında tasavvura dönüşmüş olan bu tasavvurun yaşama, Weltanschauung'a dönüşmesidir. Yani bir yaşam felsefesi, bir medeniyet haline gelmesidir. Cabiri için akıl budur. Bu üç özelliği taşımadığında Cabiri için bir akıldan söz edemeyiz. Bu itibarla Taha Abdurrahman karşılaştırmalarında da zaman zaman gördüğüm üzere ve bunları Taha Abdurrahman eleştiri serisinde inşallah ele almayı düşünüyorum. Göz ardı edilen husus budur. Cabiri salt bilgiyle uğraşan, mücerret bilgiye yönelik bir akıldan hiçbir zaman söz etmez. Taha Abdurrahman'ın vurguladığı kadar bilgi-eylem ilişkisini asla ihmal etmez Cabiri. Bu itibarla Cabiri merhum dediğimizde onun akıl olarak değerlendirdiği aklın bu üç unsuru gerçekleştirmesi gerekir. Peki o zaman ana başlığımızda yer alan el-akl el-mustakil ya da el-akl el-atıl şeklinde ifade edilen kavramlar tam olarak burada neye tekabül ediyor hususunu yine daha henüz ele alacak duruma gelmedik. Buradan her bir üç aklın birbirlerinden hangi yönleriyle ayrıştığını da netleştirelim ve sonra ana başlığımıza yeniden dönüp konuya odaklanalım. Birincisi, daha önceki okumalarımızda yani bölümlerde de üzerinde durduğum üzere değerli izleyenler, Cabiri merhum beyani sözcüğünü özellikle geleneğimizde İmam Şafii ile Ebu'l-Hasan el-Eş'ari ile ilişkilendirmesi üzerinden ve onların eserlerinin isimleri üzerinden dilcilerin, kelamcıların, fıkıh usulcülerinin eserlerine atıfta bulunmak suretiyle adına beyan demesinin sebebi, beyan sözcüğünü ikinci kitabın okumalarında çok detaylı bir biçimde ele alacağımız, ancak şimdi konumuzu ilgilendirdiği için altını çizmek istiyorum, bir ayrıştırıcı, açığa çıkarıcı, fasledici, birbirinden ayrıştırarak birbirlerinden ayrı oluşlarını netleştiren bir kelime ve sözcük olması bakımından konuyu ele alacak olursak, beyan ayrıştıran demektir. Beyan, zuhur ettirmek, ortaya çıkarmak, ifşa etmek demek anlamına gelir. Zaten ortaya çıkmak, ifşa olmak da ayrışmak, ayrılmak, ayrıca kendine özgü bir duruşu ortaya koymaktır. Bu itibarla beyan, bir bakıma beyani olmayandan kendine ayrı ederken, beyani olmayanların karşısında kendisini konumlandırırken, diğer taraftan da beyan kendine özgü bir aklı temsil eden bir aklın, bir epistemolojinin adı olur. Beyani epistemoloji, beyani akıl dediğimizde bu özel bir akıldır. Peki bu özel aklı özel kılan şey nedir? Şimdi onun üzerinde duralım. Bu beyani aklı özel kılan şey bilgi kaynağının vahiy oluşturur. Bilgi kaynağı vahidir. Dolayısıyla beyani epistemolojiyi son derece önemseyen yerli ve yetkin epistemolojinin sadece beyani olduğunu ısrarla söyleyen Cabiri için nakli ihmal ediyor şeklinde kimi zaman yapılan yaklaşımların da ne kadar haksız olduğunun altını çizmek istiyorum. Beyani epistemolojide bilginin kaynağı vahiy, yani temel nakildir. Diğer bir ifadeyle nastır. Az sonra da bu kelimeler bize lazım olacak. Böyle olunca Cabiri beyani epistemolojinin, beyani aklın bilgiyi üretmede vahyi esas aldığını ve vahyin beşeri bir dil üzerinden kendini ifşa etmesi, bu dilin Arapça olması yönüyle de bilginin dil üzerinden elde edildiğini, dolayısıyla beyani aklın nakli esas alan, vahyi esas alan ama bu vahyi dil olarak deşifre eden,
dilin kuralları üzerinden, sarf, nahiv ve belagat kuralları üzerinden bilgiyi oluşturan bir sistemin adı olarak koyar. Onun için de beyani akıl, diğer birazdan ele alacağım iki epistemolojik akıldan farklı olarak kendisini dil üzerine temellendirir. Buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Çünkü az sonra bize lazım olacak. O halde beyanı diğerlerinin tamamından ayırt eden en önemli özellik dildir. Dil vurgusudur. Beyani epistemoloji dil zemininde işlevsel olan bir akıldır. Ve dil kendisini vahyin tezahürü olarak ortaya koyar ve işte Arapça bundan önemli arz eder ve vahyin dili olarak bir aklın zemini haline gelir. İrfani akla geldiğimizde irfani akıl farklı bir renkle yazalım. İrfani akıl bilgiyi üretmede tıpkı beyan gibi vahyi esas alır. Bilgiyi üretmede vahyi esas alır. Ama daha sonra irfanı özel olarak ele aldığımızda çok detaylı bir biçimde üzerinde duracağımız üzere irfani aklın beyani akıldan farklı olan yanı ve irfani akıl der ki vahyin dil olmak bakımından ortaya koyduğu bilgi zahiri bilgidir. Bir de bu bilginin kalp boyutu vardır. Kalp keşif boyutu vardır. Bu da batındır. Dolayısıyla biz değerli izleyenler, irfani akla geldiğimizde, irfani aklın çok net bir biçimde bilgiyi zahiri bilgi ve batını bilgi şeklinde ikiye ayırt eden bir akılla karşılaştığımızın altını çizmemiz gerekiyor. Ve Cabiri'nin birazdan üzerinde duracağımız üzere neden böyle bir irfani akla son derece karşı olduğunu da Cabiri'nin şöyle AB diyelim, şu kısmı bilgi olarak kabul ederken ikinci batını bilgiyi bilgi olarak reddedişinin altını çizmemiz gerekecek. Dolayısıyla irfani epistemoloji, irfani akıl dediğimizde bilginin zahiri ve batini olarak ayrıştığını, aynı kaynağı, aynı vahyi kullanmalarına rağmen bu iki akıl işte burada epistemolojik olarak ayrışacak. Neden? Çünkü irfani akıl zahire değil, batini olana önem verecek. İrfani aklın yöneldiği kısım şudur. İrfan diye buna diyoruz. Zahiri olanla zaten beyani ile ortaktır. Beyani olanla ortak yanı bu kısımdır. Ama beyandan ayrılan yanı nedir? Batındır. Batini olandır. Batini olan yönüyle beyandan ayrılan irfani epistemoloji bilgiyi, tasavvuru ve dünya görüşünü işte bunun üzerine, batini olanın üzerine inşa eder. Dolayısıyla burada Cabiri bir insaniyeti olan aklın taksimini yapmıyor. Gelenekte bu yetinin hangi enstrümanları ve vasıtaları kullanarak bilgiye nasıl ulaştığı, nasıl bir tasavvura sahip olup nasıl bir dünya inşa ettiğine ilişkin zuhur eden akıl ve epistemolojilerin tespitini yapmaktadır. Burhana geldiğimizde, burhani akıl, bu tamamen aklın kendisinden hareket etti ve gerek a priori gerekse
a posteriori olarak ifade ettiğimiz bilginin kaynağını akıl gören ve mantık ilmini dil olarak aklın bilgiye ulaşmasında bir zemin olarak kabul eden gelenek, felsefi gelenek olarak, bu felsefi gelenek olarak belirlersek, bunun ileri Cabiri okumalarımızda göreceğiz. İslam kültürüne dahil olmasının sebebi, Cabiri merhumun biraz da espriyle özellikle Halife Me'mun döneminden itibaren beyani aklı irfani akla karşı güçlendirmek, Aristoteles mantığıyla takviye etmek amacına matuf. Ama tercüme hareketi çok öncelerinden başlamış. Abbasiler döneminde zirveye ulaşmış bir süreç olarak algılarsak, aslında söylenmesi gereken şey açıktır. Burhani epistemoloji, beyani epistemolojinin irfan karşısında, irfanın batıni yorumculuğu karşısındaki zaafını gidermeye yöneliktir denebilir. Ama bunların her birerleri diğerlerinden kendilerini doğrudan doğruya ayırır. Mesela Burhan der ki, benim bilgi kaynaklarımın içinde vahiy yok. Nakil yok. Ben doğrudan aklın kendisini, kendi verilerini, ister bu a priori olarak aklın kategorileri ve belirlenimleri ve mantıki ilkeleri olarak el aldığımız hususlar olsun, isterse bunlardan hareket ederek a posteriori olarak iktisabi ve kazanımi bilgiler açısından olsun, bunların hepsi aklın kendi ürünüdür. Akıl kendi enstrümanlarını kullanarak bilgiye ulaşır. Buradan tasavvur, buradan bir dünya görüşü çıkarır efendim iddiasında bulunan bir epistemolojiyle karşı karşıyayız. İşte burada bizi ilgilendiren husus tam da sevgili izleyenler, şu irfani epistemolojinin, irfani aklın Cabiri'de el aklul müstakil, el aklul atıl şeklinde efendim karşılanmış olduğunu tespit etmek durumundayız ve bütün bunları bu amaca matuf olarak arz etmeye çalıştım. İslam geleneğinde, Müslüman gelenekte, yani şu şıkta böyle bir şeyimiz var. Böyle yapıyor nedense. Sakafe Arabiye El-İslamiye. Evet. Bu efendim başlıkta ve bu başlıkta ele alacak. Özellikle İslam kültüründe bu irfani aklın karşılığından söz ettiğinde diyecek ki, bu bizde bir Şia'da, Şia batınili ve bir de tasavvufta, Sünni gelenekte de tasavvuf olarak yer alan bir akıldan söz edecek. Yani Cabiri merhumun tüm söylemlerinde, eserlerinde öne çıkan temel mantık budur. İrfani akıl dediğinde Şii batıniliğin ve Sünni tasavvufun bütün ekolleri itibariyle kullandığı akıl irfani akıldır. Peki şimdi bu irfani akla geldiğimizde, bu irfani aklın bilgiyi, tasavvuru ve dünya görüşünü oluşturmadaki ana düşüncesinin, ana zemininin kalp ve kalbin inkişafı ve batıni bilgiye erişim olduğunda göre, burada şu bilginin
irfani epistemolojide batıni bilgi olduğunu belirlememiz gerekiyor. İşte Cabiri bilgi batıni olduğunda el-mustakil olur, el-atıl olur. Şimdi burada neden bu hassasiyeti göstererek bu kavramlar üzerinde durdum? Şunun netleşmesi lazım zihinlerimizde. Mesela istifa eden akıl, atıl, boş, işlevsel, işlevsiz olan akıl, işlevi olmayan akıl dersek, o zaman Cabiri merhumun kastettiği şeyi yansıtmamış oluruz. Neden? Çünkü burada işlevsiz bir akıl yok. Buraya dikkat edelim lütfen. Burada işlevsiz bir akıl yok. Ya tam tersine, tam tersine zahiri ve dilin sınırları içerisinde şöyle netleştireyim müsaadenizle şurada. Dilin sınırları içerisinde bunu derslerde de öğrencilerimle paylaşıyorum önemine binaen. Dilin sınırları içinde beyani epistemolojinin vahiyden ürettiği bilgi dilin sınırları içinde kalmak zorundadır. Dilin ona verdiği imkanlar ve sınırlar içinde kalmak zorundadır. Ama konu batına geldiğinde, batını bilgi olduğunda, bilginin keşfe bağlı olduğunda keşif sınırlandırılmamış bir açılıma tekabül eder. Çünkü keşfin sınırları yok. İnsan arınması, ilerleyen derslerimizde bunların üzerinde duracağız. İnsanın kalbinin aynalık ve parlaklık cihetinde gelişmesine bağlı olarak aynaya yansıyan bilginin netleşmesi ve gelişmesi de söz konusu olur. Dolayısıyla dilin sınırlarına bağlı beyani bilgi dediğimizde bunun sabit, sınırlı bir bilgiye tekabül ettiğini, batıni bilgide keşfe dayalı bilgi dediğimizde bunun sınırlanmayan, sınırlandırılamayan, sürekli açık, genişleyebilen ve genişlemeye müsait bir alan ve bilgi olduğunu düşündüğümüzde burada işlevsiz bir akıldan ben çalışmayı bıraktım, artık emekli oldum diyen bir akıldan söz etmiyoruz. Tersine işlevsel aklın belki de birkaç katı fazla üreten bir akıldan söz ediyoruz. Dolayısıyla buradaki el-akıl el-mustakil, el-akıl el-atıl, boş, faydasız, yararsız, gereksiz anlamına vurgu yapan, Cabiri'nin ifadesiyle üretmeyen değil, gereksiz üretimde bulunan, faydasız üretimde bulunan, daha net Cabir'in ifadesiyle söylersek zararlı üretimde bulunan şu akıl faydalıyken bu akılın faydasız olduğunu, bu akıl iyi iken diğerinin kötü olduğunu vurgulayan bir başlıktır bu. Bu itibarla el-akl el-mustakil, el-aklul-atıl dediğimizde işlevsel olmayan bir akıl değil. Tersine alabildiğine işlevsel ve işlevinin sınırları belli olmayacak kadar geniş bir alana. Onun için tasavvufta ilim umman, sahili olmayan deniz vesaire şeklinde ifade edilir. Cabiri böyle bir aklın efendim altın çiziyor. Şimdi tam da burada yine başlıkla alakalı olarak Cabiri beyani epistemolojiye vurgu yapmak bakımından bir önceki derste dini rasyonelden bahsetti. Dini rasyonel. Dini rasyoneli bize anlatırken orada dini olan vahyi yani nakli, nassı ifade ediyor. Ve bunu rasyonel akıl olarak bize sundu Cabiri. Neden?
Çünkü özellikle Kur'an vahyi, geçmiş tüm vahiylerin hulasası, özeti ve son bir biçimi olarak, son bir vahyin formu, daha önceki bütün vahiylerin son formu olarak ifade ettiği Cabiri merhumun, Kur'an vahyi insana, insan aklına zahir olanı, görüneni, meşhud olanı, dokunabildiğimizi, maddi olanı aklın objesi yapmış, onun üzerinde bizi tefekküre ve düşünceye sevk etmiş, bunu incelemeyi, onu görmeyi, onun üzerinden yürümeyi aklın enstrümanları ve araçları olarak Kur'an ona sunmuş ve akli irrasyonel dediği, akli irrasyonel dediği ve cahiliye Araplarının peygamberden sürekli mucizeler talep ettiği, dağları yerinden oynat, gökten melek indir, şu dağı altına çevir, akan ırmaklar icat et, çağal çağal atsınlar, efendim çiçekler, böcekler senin emrinde olsun, cennet bahçeleri çölde var et diye talep ettikleri taleplerini irrasyonel olarak konumlandırdı ve Kur'an'ın bunu reddettiğini, bunun arkasında bir akıl olsa bile bu aklın dini rasyonel olarak konumlandırdığı aklın karşısında yer alan karşıt bir akıl olduğunu vurgulamaya çalıştı. Şimdi konu böyle olunca değerli izleyenler, bizim son derece önemli olan bu ayrım üzerinden şunu görmemiz gerekiyor. Cabiri neye akıl diyor da neye yine akıl olmasına rağmen karşı çıkıyor? Neyi önemsiyor da neyi önemsemiyor? Az sonra sorulara cevap sadedinde de bu hususların üzerinde duracağım. Ancak başlık üzerinden ve yine bu konumuzun, ele aldığımız konumuzun bizden beklediği açıklamaları yapmak düşüncesiyle bunları ifade etmek zorundayım. İşte Cabiri merhum bu tür olağan değil, olağanüstüyü esas alan bir ayrımı netleştiriyor. Bunu yazalım lütfen. Demek ki burada Cabiri beyani akılda iyi ve faydalı dediği akılda Cabiri olağan ya da diğer adıyla olan, az sonra bunların üzerinde duracağız, bunu esas alan akla vurgu yapıyor. Çünkü bu objektiftir, nesneldir ve bu önemlidir. Buna olan vurgusu nedeniyle Cabiri bunu burhanla birleştiriyor. Tıpkı İbn-i Rüşd'de olduğu gibi, İbn-i Rüşd'cü yönü de buradan geliyor zaten. Buradan hareketle Cabiri her ikisini birleştirerek burhani aklın, yani aklın kendisini esas alan akıl ile Kur'an'ın dini rasyonelin karakteri olan olağanüstüye karşı duran ve olanı ve olağan olanı önemseyen aklı öne çıkarıyor. Onun için de irfani aklı olağanüstü ya yönelen, olağanüstüyü hedefleyen, olağanüstüyü amaç haline getiren bir akıldan söz ediyor. Olağan ve olan olanın fizik olduğunu söylersek, bunun da bir metafizik olduğunu, irfani aklın alanının metafizik, diğerinin de fizik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cabiri burada metafizik olana karşıymış gibi bir konumlandırmada değerlendirilebilir. Ama bunun sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Cabiri bütün bu irfani aklı yok sayan ya da reddeden veya Vail bin Hallak'ın da
altın çizdiği gibi nefret eden, tiksinen bir kişilik değil kesinlikle. İyi okunduğunda bu görülür. Ama faydalı olmadığını düşünüyor. Diğerini daha önemseyip onu öne çıkarmaya çalışıyor. Burada da ifade etmeye çalıştığım gibi. Böyle olunca burada şimdi olağanüstüye yönelmiş bir aklın Cabiri'ye göre el-aklul mustakil, el-aklul atıl olması, yani faydasız şeylerle uğraşan akıl, gereksiz şeylerle uğraşan akıl, yararı olmayan şeylerle uğraşan akıl, işlevsiz akıl değil, boş akıl değil. Önemli bir akıl ama Cabiri'ye göre ürettikleri gereksizdir. Şimdi bunları tabii daha farklı boyutlarıyla ve yönleriyle ileride inşallah ele alacağız. Ve bunların üzerinde hepsinde ayrı ayrı çok temel faktörler olarak duracağız. Böyle olunca Cabiri merhumun proje olarak ortaya koyduğu tüm kitaplarında karşı karşıya olduğumuz beyani akıl, irfani akıl ve burhani akıl olarak yapmış olduğu bu ayrıştırma, tekraren vurguluyorum, aklın akıl olmak bakımından bir taksimi değil, aklın bilgiye ulaşmada kullandığı araçlar ve enstrümanlarıyla ürettiği bilgi, bu bilginin Tanrı, insan ve varlık hakkında oluşturduğu tasavvur ve bu tasavvurun bir dünya görüşüne dönüşümünün bir tarihteki zuhuru olmak bakımından tespitinden ibarettir. Verdiği tüm bilgiler de bir tespittir. Ama bazı akılları daha önemser ve öne çıkarırken diğerlerini de geri plana ittiği de doğrudur. Bu da her mütefekkirin en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Efendim, buraya kadar başınızı ağrıttığımın farkındayım. Ele aldığım hususlar Cabiri okumaları 11 okumasına bir girişti. Şimdi bu girişimizde çok kısa bir 10 dakikalık daha girişimizi tamamlayacak bir husustan söz edeceğim. Ve sonra soruların cevabına inşallah geçeceğim. Cabiri merhum bu açıklamaya çalıştığım el-aklul mustakil, el-aklul atıl kavramlarıyla ifade ettiği aklın beşer tarihinde bir kadim mirasta, yani öncekilerin mirasında nasıl yer aldığını, bu aklın kültüründe nasıl yer aldığını, efendim, oraya girdiğini bize anlatacak. Yani şöyle söyleyebilirim. Cabiri bize bu sözünü ettiğimiz akıldan, yani irfani akıldan, artık adını koyduk, irfani akıl. İrfani akıldan söz ediyor ve irfani aklı, şimdi şuraya tekrar yazalım müsaadenizle. İrfani akıl. Demek ki Cabiri'nin el-aklul müstakil dediği, el-atıl dediği akıl, işte bu irfani akıldır. Bu irfani aklın bir önceki Cabiri okumalarımızda bir daire çizerek nelerden oluştuğundan söz etmiştik. Kadim miras açısından baktığımızda şöyle, A, kadim miras. Bunu Cabiri merhumun
Çok önemli bir efendim içerikle bize sunduğunu görürüz ki inşallah 12, 13 ve devam eden okumalarımızda bu içerik ve muhteva üzerinde ayrıca duracağım. Burada bir A kadim miras içinde bu irfani akıl neye tekabül ediyor? Çok kısaca temas etmek istiyorum. Burada kadim mirasın düşünce ekolleri itibariyle bir sıralamasını vermeye çalışacağım. Burada da irfani aklın kadim mirasın yine bu B olsun. Kadim mirasın coğrafyasından söz edeceğim. Yani bu mirasın hangi coğrafyalarda daha çok öne çıktığını ve kendisini ortaya koyduğunu zat-ı alilerinize arz etmeye çalışacağım. Birincisi, Cabiri çok önemli bir biçimde özellikle Fransız oryantalist şarkıyatçı Föstiger'e atıfta bulunmak suretiyle onun hermetik geleneğe ilişkin yaklaşık geçmişe doğru 5000 yıl geriye gidebilecek hermetik metinleri Föstiger sanıyorum 5-6 cilt olacak bir eserde topladı bunları, Fransızca olarak yayınladı, neşretti. Çok kadim geleneklere doğru giden bir önemli irfani aklın tarihteki kökenlerine indi ve bunu hermetizm olarak yayınladılar. Hermetik gelenek. Hermetik gelenek. Hermetik gelenek tüm Doğu mistizminin ve gnostik aydınlanmacı irfani dediğimiz o geleneğin bize fotoğrafını vermektedir ki geriye doğru yaklaşık işte 5000 yıla neredeyse ulaşabilen bir geriye doğru gidişin resmini burada görebilmemiz mümkündür. İkincisi Platon'la başlattı. Üçüncüsü Pisagorizm'e dayandırdı. Dördüncüsü özellikle Stoa Mektebi. Beşincisi Neoplatonizm olarak belirledi. Dördüncüsü özellikle Suhreverdi üzerinden işraki gelenek. Beşincisi İhvan-ı Safa. Altıncısı mutasavvıflar, tasavvuf. Şeklinde belirleyebileceğimiz tüm bu ekollerin ortak yanları önümüzdeki derslerde müstakil olarak üzerinde duracağım. Aklın tamamen batıni bilgiye, batıni bir yolla o bilgiye erişmesine yönelik tavrıdır. Bu burada akıl batıni olana yönelir, batıni olanı hedefler. Batıni olanın gerçek bilgi olduğunu söyler ve zahiri olanın yanıltıcı olduğunu, zahiri olanın aldatıcı olduğunu, hakiki olanın batında olduğunu ve bir zahir batın ayrımı üzerinden bunu ele alır ve buna yönelir. Şimdi bu konu tabii ki son derece önemli bir konudur. Bu konunun zaten felsefi isimler olarak da baktığımızda coğrafyaya dağılımına geldiğimizde bu coğrafyaya dağılımın elbette Grek, Yunan'dan, Roma'dan özellikle Helenistik devir itibariyle Büyük İskender'in kendi adına yaptırdığı İskenderiye'den ve hiç kuşkusuz hem Sabiiliğin hem de Hermetik geleneğin bizim Ceziretül Arap'ta en önemli merkezi yeri olan Harran Okulu ve Abbasiler döneminde inşa edilen Bağdat
bizim coğrafyamız açısından baktığımızda bu irfani aklın kendine zemin bulduğu, yer bulduğu ve bugünkü anlamda üniversitelerini kurduğu, kütüphanelerini oluşturduğu, büyük düşünürlerini yetiştirdiği ve üretimde ve faaliyette bulunduğu bir alan olarak belirleyebiliriz bunu. Tabii buraya Endülüs'ü de eklememiz gerekir. Endülüs'ün hem filozofları açısından hem de İbn Arabi gibi irfani geleneğin en ünlü temsilcisinin yurdu olması bakımından, her ne kadar daha sonra bu Ceziretül Arab'a yerleşmiş ve burada kalmış olsa da, Kurtuba'yı, İşbiliye'yi göz ardı ederek bu coğrafyadan söz edemeyiz. Şimdi tam da burada böyle bir dağılım açısından baktığımızda, irfani aklın bir taraftan kadim miras olarak eski kültürlerde nasıl kendine yer bulduğunu işte buradaki isimlerden kolaylıkla bunu görebiliriz. Bir taraftan da İslam kültürüne, yani fi's-sakafetil arabiyyetil İslamiyye'de nasıl yer aldığını görebiliriz. Bu tablo bize bir fikir vermektedir. Şimdi müsaadenizle soruların cevabına geçmek istiyorum ve bu kaldığımız yerden inşallah önümüzdeki dersimizde, yani Cabiri okumaları 12'de atıl aklın ya da el aklul mustakilin, irfani aklın içeriklerinden ve çok fazla detaya girmeden muhtevasından söz etmeye çalışacağım. İhtiyaç olduğunda buraya tekrar dönmek üzere müsaadenizle şu metni sizinle paylaşmak istiyorum. Bir metin hazırlamak durumunda kaldım. Çünkü Cabiri dersleri 10 yorumlarına baktığımda, biraz yorumlara da her zaman bakamıyorum. Yaşlılığıma verin lütfen. Gecikirsem beni hoş görün. Orada çok önemli, şurada gördüğünüz 3 tane sorunun sorulduğunu gördüm. Ve kendilerine ilgi gösterdikleri ve konuyu dinleyip bu soruları şahsıma yönelttikleri için öncelikle canı gönülden müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Başlığa Hikemi Düşünce Okulu'nun sorularına dair başlığını koymamın ve cevap demememin sebebi de bu soruları sorabilen dostlarımızın, arkadaşlarımızın bir cevaptan ziyade bu konuda Cabiri merhumun, ki Cabiri okumaları yapıyorum, Cabiri merhumun ve şahsımın ne düşündüklerimizi duymak ve öğrenmek istediklerini anlıyorum. Öyledir diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla da burada bu sorulara cevap 1, 2, 3 diye başlıklandırmış olsam da bunların bir cevap değil, bir düşünce paylaşımı, bir kanaat paylaşımı olduğunun da altını çizmek istiyorum. Kadimden bu yana felsefenin üzerinde durduğu, hala durmakta olduğu, çağdaş modern filozofların da en başat konularından olan, buradaki sorularda yer alan hususların cevabını vermek, ben bunun cevabını veriyorum demek, sınırlarının farkında ve bilgisinin farkında olan hiç kimsenin iddia edeceği bir argüman olamaz. Bu itibarla değerli Hikemi Düşünce Okulu mensubu dostlarıma ve arkadaşlarıma, kendileriyle paylaşacağım az sonra yazılı metin olarak da ortaya koyduğum ve okuyarak üzerinde duracağım
hususların bir cevap değil, bir müzakere, bir fikir tahatisi ve düşünce paylaşımı olduğunu ifade ediyorum tekraren. Birinci sorumuz şu, diyor ki Cabiri'ye göre imanda asıl olan akıl mı, nas mı diye soruyor. İkinci soru, akıl olana mı, gerekene mi? Burada gereken olması gereken demektir. Dayanarak, bunların hangisine dayanarak düşündüğünde akıldır diye sorulmuş. Üçüncüsü de ikiyle doğrudan alakalı ve ilişkili olan akli düşünme ve asıl olan, asıl olan mı, olması gereken mi diye sorulmuş. Her birerleri üzerinde çok çok uzun uzun konuşulabilecek, müzakerede bulunabilecek hususlar bunlar tabii ki. Ama detaylı bir biçimde bu konuları müzakere etmek, belki zaman zaman Cabiri okumalarımızın konu ve satır aralarında, zaman zaman mantık derslerimde, zaman zaman diğer derslerimizde de konu edinsek de, bu soruların vesilesi üzerinden, vesile olması üzerinden inşallah düşüncelerimi zat-ı hallerinizle paylaşmak istiyorum. Şimdi birinci sorudaki hususa cevap verelim. Cabiri merhum az önce de mukaddime yapma, giriş yapma amacım bu metnin daha iyi anlaşılmasına yönelikti. Artık kısmen bu soruya cevap vermiş oldum giriş konuşmamla. Aklı önemser ve onu hedeflediği epistemolojinin, yani Cabiri'nin az önce üzerinde durduğum beyani, irfani ve burhani epistemolojiden farklı vahyi, dini yeniden okumamızı mümkün kılacak ve bu okuma üzerinden bilgi üretip Tanrı insan varlık tasavvuru oluşturup bundan bir dünya görüşü, modern, çağdaş bir dünya inşamızı ve medeniyeti mümkün kılacak bir epistemolojinin peşindedir Cabiri merhum. Tıpkı naçizane benim olduğum gibi. Ve bunun için düşünür, bunun için yazar çizer. İşte bu aklı hedeflediği bu epistemolojinin de temeline koyar. Ancak diyorum bu, Cabiri de bu akıl mantıkçı pozitivistler gibi tüm metafiziği saçmaya indirgeyen ve onu reddeden bir akıl değildir. Cabiri bunu yapmaz. Ancak az önce de arz etmeye çalıştığım gibi bugün için bunun bir yararının olmadığını, geçmiş tecrübelerimizde de çok faydalı olmadığının altını çizmeye çalışır kendine. Ve ben zaten önümüzdeki okumalarda da göreceksiniz. Cabiri ile hemen hemen önemli ölçüde ayrı düştüğüm, katılmadığım, onu eleştirdiğim tek mesele irfani epistemolojiye olan yaklaşımıdır. Bunu da inşallah okumalarımızın içinde ne yönüyle karşı çıktığımı, hangi yönden farklı düşündüğümü ve neden farklı düşündüğümü zat-ı hallerinizle paylaşacağım. Bir önceki Cabiri 10 dersimizde bu konudaki yaklaşımını ele almıştım. O sahih naklin, ki bu Kur'an'dır, vahiydir, müstakim akıl ile çelişmeyeceğini düşünür ve İbn-i Rüşd'cü çizgisi bunu açıkça göstermektedir. Zaten bir sonraki, yani 10. bölüm, onun eserinin 10. bölümü, bizim de 12, 13, 14 olur bilmiyorum. Cabiri derslerimizde bunun üzerinde duracağız. Cabiri öz olarak şunu söylemektedir. Reel olan aklidir ve akla konulur. Burada reel olanı tespit edelim. Reel olanın şöyle tespitini yapalım müsaadenizle. Cabiri burada der ki, biraz daha çekelim. Reel olana, yani gerçek olana, akla konu olan budur der. Din bu doğrultuda nakle yer verir. Onun için akıl mı nas mı derken soruda
Bu arada sorular üzerinden şunu da söyleyeyim. Soruların her birinin mücerret soru olmaktan öte özellikleri var. Her bir soru hem soru hem yönlendirici bir soru hem dikte edici bir soru hem de kendince bir cevap içeren, cevap ihtiva eden sorular bunlar. Dolayısıyla asıl olan akıl mı nas mı dendiğinde bu soru bir indirgeyici imada bulunmaktadır. İmanda ya akıl asıl olur ya nas akıl olur gibi bir indirgemeyi ifade eder. Oysa Cabiri'nin bu konuda daha önceki derslerimde de üzerinde durduğum gibi o konu din olduğunda bu doğrultuda nakle yer verir. Onun dini rasyonel kavramı da bu noktada son derece önemlidir. Nitekim bakın kırmızıyla işaretlediğim cümle, din bizatihi nakil olmak itibariyle akıldan ayrı dururken akli olana tekabül etmesiyle de onunla buluşur. Buraya dikkat edelim. Yani bu kırmızı cümlem sorunun imasına katılmadığımı ifade ediyor. Yani Cabiri de imanın temellendirilmesinin nakli oluşu, nas oluşu akli oluşa bir aykırılık içermez. Bilakis onunla bir birliklilik içerir. Ve dolayısıyla bir daha okuyorum bu kırmızı cümleyi. Din bizatihi nakil olmak itibariyle ki dinden burada imanı kastediyorum, inanç bizatihi nakildir, vahye dayalıdır. Böyle olunca sanki akıldan ayrıymış gibi bir durum söz konusudur. Ancak iman akli olması o dini rasyonelde vurguladığı içerik ve muhtevası itibariyle yönüyle de nas ile aklın buluşma zeminini belirler. Bu buluşmayı engelleyen ise yegane husus ise dinin yani naklin tahrif olması ile aklın da real olandan irreal olana yani gerçek dışılığa kayması ve evrilmesidir. Yani az önce söylediğimiz irfani yöne evrilmesinden ibarettir. Burada bir tezadın ortaya çıkmasının sebebi ki bu Cabir'in İbn-i Rüşd'ü duruşudur. Sebebi aralarındaki bu onları birbirlerine karşıt kılan bozulmanın bir sonucudur. Yoksa sahih nakil ile selim akıl asla karşıt olamaz ve dolayısıyla da bunlar birbirlerinden ayrışmazlar. Yani imana dair hususun nakli olması akli olmasına mani değildir. Bunlar birbirleriyle buluşurlar Cabiri'ye göre ve nitekim de beyan epistemolojide bunun üzerinde durur. Cabiri için irreal olan kadim miras ki bunu az önce üzerinde durduk. Hermetik, gnostik gelenektir. Cabiri ne bunları tasvip eder ne de akıl ile irtibatlandırır. Her ne kadar aklın ürünü olsalar da, değil mi? Zaten başlıkta el-akl, el-mustakil, el-akl, el-atıl ifadesiyle onu akıl olarak tespit etti yani. Her ne kadar akıl olsa da bunu çok tasvip etmez. Kısaca akıl nas Cabir için karşıt asıllar değildir. Yani bunlar birbirleriyle karşıt olmak zorunda olan asıllar değil. Cabiri bunların birlikteliğini savunur. Birlikteliğini önemser ve bir epistemoloji olarak da birlikteliklerini savunur. Bu konuyu daha da açacak olan ikincisine gelelim. İkinci sorumuzu hatırlayalım. Akıl olana mı, olması gerekene mi dayanarak düşündüğünde akıldır sorusu da yine yönlendirici bir sorudur. Yani akıl bunlardan birine dayanmalıdır ima ediyor.
Peki acaba akıl her ikisine dayanamaz mı? Ya da bunların her birerleri ne ki, olanla olması gereken ne ki? Hangi ayrımla olan ve olması gerekeni ayırt ediyoruz da daha sonra akıl olandan mı hareket etmesi gerekiyor, olması gerekenden mi? Yani akıl düşünceyi ve bilgiyi üretmede olandan hareket ettiğinde mi tırnak içinde akıl olur? Olması gerekeni temel aldığında mı akıl olur sorusu önemlidir. Ancak imaları itibariyle de yönlendirici bir sorudur. Keza üçüncüsünde olduğu gibi. Peki bu ikinin üzerinde biraz duralım. Sonra devamında gelenlere bakalım. Soru zımnen olan ile olması gereken birbirinden farklıdır yargısını ima etmektedir. Çünkü her birinden ayrı ayrı hareketi ima ediyor. Oysa bana göre bu konuda mantıki olarak dört husus söz konusudur ki ben beşinciyi de ekledim ayrıca. Ama genelde mantıkta nisebi erbaa dediğimiz iki farklı şeyin birbirleriyle oluşan ilişkisinde mantıki olarak dört ilişkiden başka ilişki söz konusu olmaz. Ben beşinciyi nereye koydum birazdan söyleyeceğim. Onlardan birine irca ediyorum. Peki şimdi burada bu dört ilişki üzerinden olan olması gereken ele alalım. Bir, olan ile olması gereken bir ve aynı şey olur. Buna tesavi ilkesi diyoruz mantıkta. Olan ile olması gereken farklıdır. Buna tebayün ilkesi diyoruz. İşte beyani epistemolojiden bahsederken farklılığa ve ayrılığa vurgu yaptığımda üzerinde durmuştum. Burada olan ile olması gereken farklıdır. Böyle dersek olanı olması gerekenden ayrı gördüğümüzde olan başka bir şey, olması gereken başka bir şey dediğimizde o zaman soru iki gündeme gelir. O zaman akıl bunlardan hangisini esas alıyor? Diğerini neden esas almıyor? Hangisini esas aldığında akıl olur, hangisini esas aldığında akıl olmaz? İşte onun için dikkat buyurulursa az sonra aşağıda da üzerinde dururken ifade edeceğim. Cabiri bunlardan olanı dikkate aldığı için, olanı esas aldığı için, olanın dışında akıl kendine başka bir zemin aradığında Cabiri'ye göre akıl olmaz. Cabiri için olanın dışında herhangi bir unsur aklın akletmesinin zemini olduğunda Cabiri'ye göre bu akıl olmaktan çıkar. Bunu konuşacağız birazdan. C ve D'yi 3 yaptım da onun için 4'ü ekledim. Yani bu bana göre genelde umum husus min veci, umum husus mutlak olarak mantıkta ilişkilendirilen bu ilişkilerin hep ikisini birlikte bazen umum husus mutlak, bazen umum husus min veci olarak görülebilir. Olan olması gerekenin biri diğerinin cüz'i sayılabilir. Bazen olan olması gerekenin, bazen olması gereken olanın cüz'i sayılması durumuna göre aralarında böyle bir nispet söz konusu olabilir. Ama olan ile olması gereken ilişkisi aklen bilinemezdir. Bir de böyle bir şıkkımız var. Ya da olan olması gereken ayrımı ne kadar aklidir? Şimdi müsaadenizle yazayım. Yani bu ne kadar akli bir durumdur? Ne kadar akli bir şeyden söz ediyoruz? Şimdi bunları müsaadenizle ele alalım ve üzerinde duralım. Önce olanın ne olduğunu, olması gerekenin ne demek olduğunu, anlamlarını, bu konuda neler düşündüğümü, zat-ı hallerini paylaşmak istiyorum acizane. Olanı vaki ve gerçekleşmiş, olgusal olan olarak görürsek, ki öyle görmek zorundayız, olan gerçekleşmiş, vaki, olgusal, harici dediğimiz anlamda olarak görürsek, bu yönüyle olan oluşu gerektiren koşulların bir sonucudur ki, olan olduğuna göre, gerçekleştiğine göre
onun olmasını ve gerçekleşmesini zorunlu kılan koşulların bir sonucudur. Böyle olduğunda, böyle bir olan hem aklidir hem de duyusaldır. Buraya dikkat buyuralım. Çünkü bir tasavvuri ve tasdiki diye mantıkla ayırt ettiğimiz bir akli olan var. Bir de olgusal olana, aklın olgusal olanla ilişkisine tekabül eden bir yönü var malumunuz. Tasavvuri olanla mıstaki, tasdiki olan arasındaki ilişkiyi mantıkla hatırlarsak bu son derece önemli bir husus. Hem aklidir hem de duyusaldır. Çünkü olmuştur. Olmuştur, mahsusattır. Onu olmayı gerektiren sebeplerin bir sonucudur, makulattır. Böylece sebep-sonuç ilişkisi açısından baktığımızda bu aynı zamanda olması da gerekendir. Çünkü neden? Bu sebepler bu sonucu gerektirir. Bu sonucu doğurur. Öyleyse bu olması gerekendir de. Çünkü bu durumda olan olması gerekenden başka türlü olamazdı zaten. Buraya dikkat istirham ediyorum. Olan olması gerekenden başka türlü olamazdı. Böylece olan ile olması gereken bir ve aynı şey olur. Tesavi ilkesinde A şıkkında söylediğimiz eşitlenir. Ve bu ilkeye göre her olan olması gerekendir. Yeşille olan kısmı okuyorum. Ve aynı zamanda varlık ile mevcudun da birliğini ifade eder. Bunların altını çizmek istiyorum. Varlık ile mevcut. Malumunuz bu husus felsefenin çok son derece önemli sorun alanıdır. Varlık ile mevcut arasındaki, var olan arasındaki ilişki. İşte bunların birlikteliği ve aynılığı üzerinden tahakkuk eden bir olandan söz ettiğimizde bu olan ile olması gereken bir ve aynı şey olur. Diğer bir deyişle mefhum ile mıstak, mana ile lafız, isim ile müsemma bir ve aynı olduğunda ki bu tesavi ilkesidir, o zaman olan olması gereken diye bir ayrım söz konusu olmaz. Olan ile olması gereken bir ve aynıdır. O zaman burada akıl olandan hareket ederek akıl olmak zorundadır. Bir ayrım alternatifi yok çünkü. İkinci bir şıkkı söz konusu değildir. Bu durum sufi geleneğimizde, yani irfani gelenekte, olan yani mevcut hakkın tecellisidir ve olması gerekendir. Çünkü Tanrı abes tecelli etmediği için Tanrı'nın tecellisi tecelli olmak bakımından olandır. Tanrısal kaynağı bakımından da olması gerekendir. Bu nedenle İbn-i Arabi daha mevcut derken mevcudatın var oluşunu ifade etmek bakımından la mevcut derken hem varlığın gerçekliğini tespit eder ki bu olandır. Çünkü la diyebilmeniz için bir mevcut olması lazım. Dolayısıyla İbn Arabi la mevcut diye la dediğinde mevcut, mevcut olmak bakımından olandır. Hem de onun mevcudiyetini nefyeder ki bu da olması gerekendir. Yani bu durumda aşağıya okumaya devam edeceğim. Yalnız bunların üzerinde durmam gerekiyor. İbn Arabi'ye la mevcude illahu dediğinde, bu konuda benim kader konusu dördü dinleyebilirsiniz insan özgürlüğü üzerine. Ve aynı zamanda Cabir Taha Abdurrahman eleştirisi 2'yi özellikle vaktiniz el verirse dinlemenizi öneririm. Burada la mevcude diyebilmemiz için
mevcudu kabul etmemiz lazım. Tespit ederiz. Ve olan var olanı görürüz. Sonra bu olanın Tanrı'yla olan ilişkisine tevhide geldiğinde onun oluşunu nefyederiz ki bu da olması gerekendir. Yani olması gereken Tanrı'dan başka hiçbir şeyin olmamasıdır. Buna İbn Arabi Adem diyecek, Adem'i mutlak diyecek, hayal, hayali mutlak diyecek. Burada olması gereken tam olarak hak ve hakikatin kendisine tekabül eder. Bu anlayışıyla İbn Arabi mevcudatı Tanrı'nın mutlak hayali olarak tanımlar ve onu Adem'i mutlak ile de aynılaştırır. İbn Arabi tasavvufunda Adem'i mutlak, burada bir harfimiz eksik kalmış, Adem'i mutlak, hatalı tercümeyle mutlak yokluk değildir. Zaten İbn Arabi'de Tanrı'nın varlığı söz konusu olduğu için orada yokluk anlamına gelecek hiçbir sözcük anlamlı olmaz. Anlamlılığı tanrısal varlığın gerçekliğini vurgulamaya yöneliktir. Onun için Adem'i mutlak, hayali mutlak İbn Arabi tasavvufunda varlığın varoluşsal nihayetsizliğini, sonsuzluğunu, çeşitliliğini ifade etmek bakımından önem arz eder. Bu bakımdan Adem'i mutlak ve hayali mutlak bir sonsuz tecellinin, sonsuz imkanat ve inkişaf ve açılmalarının ve ifşasının zemini olmak bakımından her zaman bir mevcuda bir var olana tekabül eder, bu olandır. Ama bu olan aynı zamanda tanrısal varlığın kendisi açısından yokluğa delalet eder ki tanrısal varlık açısından olması gereken budur. Böylece bir arada irfani ve tasavvufi gelenekte varlık algısında böyle bir farklılaşma söz konusu olur ki bu son derece önemlidir. Böylece varlık İbn Arabi tasavvufunda ve felsefesinde var olan olarak varlık hem var hem de yok olmaktadır. Bakın bu mavi olan şu ifadeye dikkatinizi istirham ediyorum. Demek ki hem var hem yoktur. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesinde, Fusus-ül Hikem'inde ve özellikle tabii burada Fusus-ül Hikem deyince Fusus kavramlarını ele alan merhum Izıtsu'nun kavramlarına bakılmasını öneririm. Var olan olarak olana, yok olarak da olması gerekene tekabül eder. Çünkü varlıkta asıl var olmamaktır. Çünkü Allah'ın varlığına nispet itibariyle. Onun için var olmama, olan olması gereken var olmamasıdır. Ama var, bu da olandır. İbn Arabi ve Molla Sadra'da gördüğümüz bu tevhid anlayışı kesretin reddine değil tespitine dayanır. Ya, lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Burada kesret olandır. Buradaki la mevcudedeki la cinsi değil. Yani varlığı nefyetmiyor. Cinse arız olan bir vasfı nefyeder. Yani arazi bir vasfı nefyeder. Bu nedenle sufiler her olanı hayır ve güzel görmekle celali ve cemali birleştirirler. Bu tevhid olan ile olması gerekenin tevhididir. Ayrıca tevhid lafzın delaleti gereği ikiliği ve kesreti zorunlu kılar. Tevhid etmemiz için ayrı farklı şeylerin olması gerekir. Bu yüzden onlar yani mutasavvıflar ehadiyet ile vahdaniyeti ayırt ederler. Ehadiyet açısından ondan başka hiçbir şey gerçekte var değilken var olan sadece odur.
Burada olan ile olması gereken ayrımı söz konusu değildir. Şu ifadeyi denklendireyim. Vahdaniyet, kesret ile ilgili olduğunda ise tevhid burada söz konusu olur. Söz konusu olduğunda ise kesret olana tevhid olması gerekene delalet eder. Tekabül eder. Demek ki kesretin her biri olandır, olması gerekendir. O halde akıl bunlardan sadece birine yönelip biri üzerinden düşündüğünde akıl olmaz. Her ikisiyle de düşündüğünde, her ikisiyle de ister onları cem ederek düşünsün, isterse ayrı ayrı düşünsün, akıl olmaktan çıkmaz. Burada Cabir'den ayrıldığımı söylemek istiyorum. Cabir böyle düşünmüyor. Bu itibarla değerli izleyenler, bizim olan olması gereken ayrımında akli olanın ya da taakkulün ve akledebilmenin aklediş zeminini teke indirgemek gibi bir yaklaşıma sahip olmamız, ki birçok felsefi ekol böyle bir yaklaşıma sahiptir. Felsefi meşruiyeti olmak bakımından tartışılmazdır. Ancak benim şahsen naçizane kişisel kanaatim, böyle bir indirgemenin çok da isabetli olmadığını düşünüyorum. Tıpkı Muhammed İkbal gibi onun dini düşüncenin yeniden inşasına bakıldığında İkbal'de de bu yaklaşımın, yani bilginin düzeyleri ve dereceleri bakımından bilgiye konu olan şeylerin ayrışmasının, bilgiyi üreten akılda da bir meratibin, bir derecenin farklılaşmanın olmasını gerektirdiğini, ama bu farklılaşmanın beraberinde aklı akıl olmaktan çıkarmadığını tespit ettiğini görebiliriz. Şimdi tam da burada müsaadenizle olması gerekenin de biraz kısaca tanım üzerinde duralım. Daha sonra diğer sorular üzerinden konuyu toparlamaya çalışacağım. Şimdi kısaca bunun üzerinde duralım ve daha sonra da bunlar ile akıl arasındaki ilişkiye geçelim. Acaba bize herhangi bir kimse, yani kim olursa olsun, olması gereken şudur diye işarette bulunacağı bir olgu, fenomen gösterebilir mi? Olması gereken diyoruz ya. Nedir bu olması gereken? Bizi bir örnek şudur diyebilir miyiz? Diyelim gösterildi, şudur dendi. Bu, yani olması gereken, gösterilen, şudur denen olandan hangi yönüyle farklı diyebileceğiz? Gösterilebilen bir olması gereken öncelikle olan olmak zorunda değil midir? Eğer olması gerekeni gösterebiliyorsak, işaret edebiliyorsak, şudur diyebiliyorsak, o zaman o olandan hangi yönüyle farklıdır? Biz iki, aynı şeyin iki farklı olgusalından söz etmemiz gerekir ki bu imkansızdır. Dolayısıyla burada üzerinde durmamız gereken bu kavramın açılımı bakımından, şu paragrafı da okuyalım, biraz üzerinde duralım. Olması gereken, işaret edilebilen bir şey olduğunda olan olmak durumunda ise, o zaman olması gereken kavramı her şeyden önce insan ile ilgilidir. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. İnsani bir şeyden söz ediyoruz. İnsani bir edim ve eylemin üzerinden konuşuyoruz. Yani insan eylemlerin söz konusudur. Bu durumda da insan A, bir şeyin olmasını arzular. Değil mi? Hepimiz akşama kadar bir şeyler olsun istiyoruz. Plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Ama o şey onun
arzusundan farklı olarak gerçekleşir. Bu durumda olan ile olması gereken farklılaşır. Olan insanın eylemidir, gerçekleşendir. Olması gereken de onun talebidir, arzusudur. Bu talep iyi ideal olduğunda olması gereken ideal olana, olan da reel olana tekabül eder. Burada genel olarak baktığımızda reel ideal ayrımı söz konusu olur. Ve böylece bu ayrım bize biri olgusal, biri de akli, tasavvuri olarak ayrışmış iki şeye tekabül eder. Bunu Platon'un epistemolojik çizgisindeki dört aşamayı dikkate alarak da değerlendirebiliriz. Ama aşağıdaki el alacağım hususları da mütalaa ve müzakere ettikten sonra üzerinde duralım. Demek ki A, olması gerekenin tanımı bağlamında söylüyoruz. İnsan eylemi söz konusu olduğunda insan bir şeyin olmasını ister. Onun için ideal olan, olması gereken vardır. Şöyle olmasını istiyordur. Ama bu tahakkuk etmez. Tahakkuk etmeyince işte olan ve olması gereken ayrışır. Olması gereken başkaydı, olan başka oldu. Olur. B, insan bir eylemde bulunurken önünde olasılıklar vardır. Değil mi? Olasılıklar var. Buna imkanat da diyebiliriz. Yani X konusunda çok farklı eylemlerde bulunabiliriz. Ve bunların her biri kendi açısından bir mümküne tekabül eder. Mümkün. Ama biz birini gerçekleştiririz. Bu gerçekleşen olandır. Peki gerçekleşmeyenler nedir? Hatta bizim bazen keşke şöyle yapsaydım dediğimizde bile bu keşke neye bir atıfta bulunuyor? Sadece ve sadece olan ile eşdeğer bir başka mümkün olanadır. Yani olanın mümkün haline bir atıftır. Olan olmadan önce nasıl mümkündüyse bu keşke dediğimizde orada aynı biçimde bir mümkün olana tekabül eder. Böyle bir durumda olan ile olması gereken ayrımı yoktur. Çünkü daha ikisi de olanaksal olarak bir ve aynı şeydir. Çünkü diğer şıkkın olan olarak gerçekleşmesi de aynı noktaya bizi getirir. Diyelim ki keşke dediğimiz şey yapsaydık. Keşke dediğimiz şey olan olurdu. Eğer bundan memnun olurduysak A şıkkına döneriz. İkisi bir ve aynı şey olur. Olması gereken gerçekleşmiş olur. Böylece de olan olması gereken ayrımı kalkar çünkü olmasını istediğim şey olmuştur. Tersi olur. Bu defa da ona keşke çekersek B şıkkına inmiş oluruz. Bu defa da imkanatı vaki olanla iltibas etmek gibi bir yanlışa doğuşarı olmuş oluruz. C şıkkına geldiğimizde olan olması gereken ayrımı aynı zamanda bir derece ve değer farkına da imada bulunur her zaman. Çünkü konuştuğumuzda böyle oldu ama keşke şöyle olsaydı ya da olması gereken şuydu dediğimizde olması gereken her zaman olandan daha bir değerli olduğunu ima eder. Yani olması gereken olandan daha üstünmüş gibi. Bu yanılsama, yani benim kendi kanaatimi ifade ediyorum. Bu yanılsama sadece olanın değersiz kabul edildiği durumlar için söz konusudur. Olan mükemmel kabul edilirse, mükemmel olduğu söylenen bir olan için olması gereken düşünür müyüz? Hayır. Zaten mükemmel olarak gerçekleşmiş. Niye öyle bir şey düşünelim? Sonuç olarak olması gereken insani bir arzudan başka bir içeriği olmayan yanıltıcı bir kavramdır. Tabii bu yargım sadece insan davranışlarıyla sınırlıdır. Bu cümle önemli bir cümledir. İnsan davranışlarıyla sınırlı olmak bakımından yanıltıcı bir durum. Tanrısal eylemler için ise bu ayrım zaten sahte ve hatalı bir ayrımdır. Çünkü Tanrı için olan olması gereken ayrımı olamaz. Nitekim yukarıda İbn Arabi üzerinden, Molla Sadra Tevhidi üzerinden örneklemeye çalıştığım
olan olması gereken ilişkisinde de bunu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla akıl her halükarda olan üzerinden düşünür, akleder, olan üzerinden hareket eden bir akıldır. Ama olması gerekeni de düşünen akıldır. Olması gereken kavramının mucidi de akıldır. Peki olması gereken aklın tek başına bir düşünme zemini, bir aracı, bir enstrümanı olabilir mi? Bunu olması gerekene hangi anlam yüklediğimize bağlı. Olması gerekeni nasıl tanımladığımıza bağlı. Bu nedenle olanı fizik, olması gerekeni metafizik gibi görecek olursak, olanın, yani fizik olmadan metafizik olmaz, fiziksiz metafizik konuşmasına da atıfta bulunmuş olalım değerli Üstad Dücane Hoca'nın. Böylece bizim altını çizmemiz gereken husus, Kant'ın Prolegomena'da ele aldığı Critique of Pure Reason'ın bütünüyle konusu olan hususlara baktığımızda, metafiziğin akletmenin, taakkulün zemini olabileceğine, hatta olmasını arzuladığına ilişkin imaları bulmak mümkündür. Ve gelecekte mümkün bir ilim olacaksa metafizik dediği Prolegomena'da, ona bir mukaddime olsun diye yazdığı eserinde, o ünlü eserinde, bunu da yatsımaz. Bu itibarla felsefi geleneğimizdeki, kelami geleneğimizdeki ilahiyat alanına ilişkin tüm tefekkürlerin, ki inşallah ileride kelam okumalarımızda bunların üzerinde durmayı düşünüyorum, taakkulün zeminini belirlerken bunun başlangıç noktasının metafizik olmasının imkanını yatsımıyorum. Ama bu zeminin olan ile olması gereken ayrımında olması gerekenin ne kadar tekabül ettiğini ve neden tekabül ettiğini ve neden böyle bir tekabüliyeti ana zemin olarak belirlediğimizin, gerek şahsımızı, gerekse bu konuda müzakerede bulunduğumuz insanları ikna etmesi gerektiği kanaatindeyim. Üçüncü şıktan sonra toparlarken bunların üzerinde isterseniz biraz duralım. Uzattığımı biliyorum, beni hoş görün lütfen. Akıl ve olan olması gereken ilişkisi. Üçüncü soru ile ikinci soru esas itibariyle aynı içeriğe sahip olsa da farklı olarak gönderimde bulunduğu noktada, aklın olan ile olması gerekenden sadece biriyle düşünebileceği ve işte o zaman akıl olacağı olmasıdır. Cabiri de böyle bir ayrım vurgular ve o aklı sadece olana indirger diye söyledim. Burada katılmadım diye söyledim. Şayet biz felsefi olarak akıl ile ne ile düşündüğünde akıldır diye, bu tırnak içinde ifademi renklendirmek istiyorum müsaadenizle, sorabiliyorsak,
Burada farkında olalım ya da olmayalım, aklı kendisiyle düşünülen şeye indirgemiş oluyoruz. Az önce de söylemeye çalıştım. Yani herhangi bir aklın düşünme aracını akli olan olarak tespit ettiğimizde bu bir indirgemedir. Oysa burada öncelikli sorulması gereken aklın zatında kendisinin ne olup olmadığı olmalıdır. Ne ile düşündüğünde hangi vasfı kazanacağı değil. Şimdi dikkat buyurunuz, burada şunu belirlemek istiyorum. Cabiri merhum beyani, irfani ve burhani akıl ayrımlarıyla yaptığı budur. Beyanı irfandan, onu burhandan, onu da diğerlerinden farklı bir şekilde ayrıştırmasının nedeni bizatihi pur reason dediğimiz aklı konu etmiyor Cabiri. Aklın taakkul etmesinde kullandığı enstrümanları ve vasıtaları, araçları dikkate alarak bir ayrımda bulunuyor. Beyani akıl, irfan ve burhandan, diğerleri de diğer birbirlerinden vasıtaları bakımıyla ayrışmaktadır. Akıl olmak bakımından değil. Üçü de akıldır ama her üçü de taakkul etmekte esas aldıkları zeminleri itibariyle ayrışmaktadır. Ama burada bize sorulan üçüncü soruda, soruya tekrar dönelim, üşenmeyelim en başa. Asıl olan, yani akli düşünce, bu düşünme aklidir, akli bir düşünmedir diye onu vasfedeceksek, burada asıl ne? Böyle bir yargıda bulunmamızı mümkün kılan zemin ne? Olan mı, olması gereken mi? Ayrımı var. İşte tam da bunun üzerinde konuşuyoruz. Ve burada akli olanı belirlemede ölçünün, yani aslın, asıl denilen sorudaki ölçünün aklın enstrümanlarıyla ilişkilendirildiğini, aklın taakkul zeminine bağlandığını görüyoruz. Burada pure reason'dan söz etmiyoruz demek oluyor. Burada, çünkü soruda. Burada da söylemişim, Cabiri bu sorunun cevabını beyani irfani ve bürhani akıl ayrımıyla vermiştir. Beyani akıl, vahiy dil vasıtasıyla temele alan vesaire diye konuştuk, uzatmayayım, belirlemiştir. Malum olduğu üzere mantık ilmi ve felsefe çeşitli açılardan aklı tanımlamış ve bu açıların farklılıklarına göre de akıl farklı anlam ve misyonlar yüklenmiştir. Şayet benim yukarıda olan ile olması gereken tanımlamamda vurguladığım gibi olan ile olgu, mıstak kastedilirse, ki öyledir, o zaman olması gereken tasavvuri, yani akli olacaktır. Makul olana tekabül edecek. Böylece akıl her ikisinden de hareketle düşünebilir ve bu ikisinin bir ve aynı olduğu her durumda, yani mütesavi ilkesi, akıl akıldır. İlla biriyle düşündüğünde değil, ikisiyle de düşündüğünde akıldır. Tırnak içinde nokta nokta düşündüğünde akıldır sorudaki ifadeye atıf yapıyorum. İfadesi yanıltıcı bir ifade olur böylece. Yani biz buradan hareketle, efendim, şunun asıl olanı esas alırsa akıldır, ötekini esas alırsa akıl değildir dersek, burada zaten sorunun da bizi yönlendirmek istediği şey, ima biraz odur. Hatalı bir yargıda bulunmuş oluruz. Mücerret tasavvuri olan, mesela mantık gibi, matematik gibi, geometri gibi, fizik ilmi gibi, matematiksel anlamda söylüyorum, bunlar akıl değil mi? Demek ki akli olan, makulata dair olan tahakkülümüz de akıldır. Mevcudata, mıstaka yönelik tahakkülümüz de akıldır. Burada konunun önemine binaen bir hususa dikkat çekmek istiyorum. O da şudur.
Biraz beni hoş göreceğinizi umuyorum. Bunlar önemliydi. Özellikle soruyu soran Hikemi Düşünce Okulu'na saygım, hürmetim ve soruların önemine saygım ve hürmetim gereği bunları paylaşmam gerekiyordu. Bu uzun sohbetim ve dersim için lütfen beni hoş görünüz. Konunun önemi bakımından alim ile arif, akıl ile irfan arasındaki ayrımı netleştirmemiz gerekir. Çünkü dersin başında da Cabir'in akıl ayrımlarına dikkatinizi çekerken zaten bunu yapmaya çalıştım ama burada çok önemli bazı hususların altını çizmek istiyorum. Alim aklı ile, arif ise kalbi ile bilen kimsedir. Şimdi burada işler biraz değişti. Cabir'i merhum yaşasaydı diyorum, bunu da benden şimdi duysaydı bana çok fena kızardı. Çünkü o ne kalbi bir bilme aracı sayar ne de arifi bir bilge kabul eder. Ben öyle düşünmüyorum tabii. Bunu paylaşacağım zaten konuşmalarımda. Evet. Ama ben bu noktada Cabir'i gibi düşünmüyorum ve onu eleştiriyorum diyorum. Böyle bir ayrıma gitmek zorundayız. Yani böyle bir bilgiye erişimde iki farklı zeminin olduğunu, akıl ve kalp gibi farklı zeminlerin olduğunu tespit etmeliyiz. Peki böyle bir ayrım zorunlu ise ayrım nedir? Ayrımı meşru kılan ne? Neyi ayırt eden şey ne? Hangi ayrım bize böyle bir ayrımın hem gerekliliğini hem de doğruluğunu söyleyebilir? İşte diyorum burada tam da Ludwig Wittgenstein merhuma ünlü sözünü onun hatırlamalıyız. Dilimin sınırları dünyamın da sınırlarıdır der ve sınır her zaman bir ötesini imler der. Bu çok önemli bir mottodur. Wittgenstein felsefesinde son derece önemli bir husustur ve onun bir mantıkçı pozitivist olduğunu da dikkate alırsak ne kadar önemli bir ayrıma dikkat çektiğini ve yapmaya çalıştığım ayrımın ne kadar önemli bir zeminine işaret ettiğini görüyoruz. Evet, işte buradaki sınır benim ayrım ile kastettiğim şeydir. Bu sözü iki türlü anlamamız gerekir. Birincisi ferdi dil, Ahmet Keleş'e ait dil ve benim Ahmet Keleş'in dünyasının sınırları. Diğeri de insanlığa ait dil ve insanlığın sınırları. Wittgenstein için sınır aklın sınırıdır. Dil aklın düşünme aracı olduğundan bakın. Lütfen konunun bu önemli noktasına dikkatinizi istirham ediyorum. Dil aklın düşünme aracı olduğu kadar düşünmenin imkanını da belirler. Bir taraftan akıl dil ile düşünür, bir taraftan da dil akla düşünmenin imkan alanını belirler. İşte dil hem bireysel hem beşeri boyutta aklın sınırını tespit eder ki sınır işte burada merdiveni devirmek gerekir dediği yerdir. Bizi çıkardığı yer, sınıra çıkarır. Akıl bizi bir merdiven olarak bir sınıra çıkarır. Oraya çıktınız mı bu merdiveni devirin diyor. Neden? Çünkü sınır bize sınırdan sonrasını ima eder. Peki bizi buraya kadar çıkaran merdiven yani akıl, dil buradan sonrasını ifade etmez. İşte onun için Wittgenstein'ın en ünlü mottolarından biri olan dil, dilde dile getirilemeyen konusunda susmalıdır der. Dilin sustuğu yer Lao Tzu ve Chuang Tzu'nun da artık ben sustum dediği yerdir. Bundan sonra dili kullanmayanlarla iletişime geçeceğim dediği yerdir. Ve dolayısıyla burada madem ki bu ötesi diye bir şey varsa o ötekiyi de bilmeye konu edeceksek bunu bizi buraya çıkaran merdivenle yapamayız. İşte sufiler buna kalp diyecek. Ha, kabul ederiz etmeyiz tartışmaz Cabir'i hayır olmaz diyor doğrudur. Bu ayrı bir şey.
Ama burası merdiveni devirdiğimiz yer, öte ile temas edilen yerdir. Öte ile temas ettiğimiz ufuktur burası. Bu hemen hemen tüm hermeneutik gelenekte, Gadamer'de, Heidegger'de efendim gördüğümüz çok son derece önemli bir ufuk alanıdır, bir kaynaşma alanıdır. İşte Cabir'in akıl dediği şeyle buradan öte gidilemez ve Sufilere göre buradan öte gideceğimiz tek enstrüman kalptir. O halde konuya tekrar dönelim. Alim kişi akıl ile, yani sınıra kadar çıkan kişidir. Hem olan hem de olması gereken ile, hem ayrı ayrı hem de birlikte hareket eder ve bu akıl felsefede nazari akıldır. Bir de irfani sezgisel akıl vardır ki bu da sufilerin aklıdır. Cabiri merhumun sandığı gibi bu iki akıl birbirinin zıttı karşıtı değildir. Gerçi geleneksel algı Cabiri'yi haklı kılıyor ama diyorum bilimde ve teorik tasavvufta durum öyle değildir. Seyit Hüseyin Nasır her iki aklı da aynı sözcüğe, akıl sözcüğüne irca ederek beşeri aklın hakikati bileceğini iddia etmektedir. Bir Kutsal Bilim İhtiyacı adlı eseri baştan sona bu konuya hasredilmiştir diyorum. İleride Seyit Hüseyin Nasır okumaları inşallah yapacağım. Şimdi izninizle buraya kadar ifade ettiklerimi şemamıza yeniden dönerek, son bir şema çizerek toparlamak istiyorum. Şurada izninizle. Çok fazla sizi yorduğumun farkındayım. O halde alim, akıl, arif kalp diye iki daire çizdiğimizde burada olan olması gereken ilişkisi bağlamında alimin olan üzerinden bunu bir zemin olarak ele aldığını ve tüm bu olanla ilişkili enstrümanlar üzerinden tahakkül ettiğini, arifin ise, buraya dikkatinizi istirham ediyorum, arifin ise olanı tükettiğini, ve bu tükenişin bir başka var olanın sınırını belirlediğini ve bu başka var olanın bilgisine akıl değil, kalp ile erişileceğini ifade eder. Burada yanlışlıkla genel anlamda geleneğimizde konu irfani epistemolojiye ve irfani akla geldiğimizde bu akıl değilmiş gibi bir algı var ve Cabiri onu akıl olarak konumlandırdı. İrfani akıl diyor. Onun için Arif'in bu yeni alanı kalple keşfe çalışması, keşfin bir bilgi vasıtası olması bunu akıl olmaktan çıkarmıyor. Eğer tabir yerindeyse akıl, alimin aklı zahir olana, bunu da batın olana diye belirleyecek olursak baştaki ayrımımızdan itibaren, o zaman arif batın olanı bilmeye yönelen akla sahipken, alim zahir olanı bilmeye yönelen
aklı kullanmaktadır. Peki alim ile arif hep ayrı ayrı insanlar olmak zorunda mı? Karşıt mı bunlar birbirine? Cabiri de olduğu gibi karşıt olanlar da var, olmayanlar da var. Gazali de olduğu gibi. Yazalım. Cabiri diyelim, burada duruyor. Gazali diyelim, burada duruyor. Ama Gazali dediğimizde bunun olanı tüketen, yani aklı tüketen, aklın sınırına varan, ondan sonra kendine rehber arayan bir zattan söz ediyoruz. Arif'ten söz ediyoruz. Dolayısıyla burada görmemiz gereken son derece önemli bir husus olduğu kanaatindeyim. O da bu akıldır. Bu akıldır. Bu akıldır. Bu da aklul akıldır. Aklın aklıdır. Bu manadır. Bu manel manadır. Mananın manasıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim burayı vurgular. Yaqilun. Değil mi? Taqilun. Ama burayı da vurgular. Ne der? Lehum kulubun. Kalpleri var. La yefkahuna biha. O halde Kur'ani epistemolojiye baktığımızda bu ayrımın var olduğunu görürüz. Ki Cabir'in ikinci kitabında bunların üzerinde farklı boyutlarıyla duracağız. Kur'an bize bilmeyi konu ettiği, konu bilgi olduğunda alime fiilini kullandığını görüyoruz. Ya'lemu ta'lemu. Konu kalp olduğunda bunun da fıkıh kelimesini kullandığını görüyoruz. Demek ki bu iki bilme yönelişinin hem sonuçları hem enstrümanları bakımından farklılıklar arz ediliyor. Örneğin Kur'an diyor ki la ta'mel absar. İnsanın gözü kör olmaz. Ya kalpler körelir. Mümin ol, kafir ol, yine gözü görmeye devam eder. Ama kalp öyle değil. Ne kadar insan ne olursa olsun gözü görmeye devam eder. Ama kalp öyle değil. Kalp davranışlarımızın körelttiği ya da aynaya dönüştürdüğü bir gerçekliğe tekabül ediyor kalp. Onun için velakin ta'mel kulub, kalpler körelir der. Niye kalp köreliyor? Çünkü kalp sufi irfani geleneğe göre güzel hayırlı amellerle görür hale gelir. Onun görmesi, parlaması, ayna haline gelmesidir. Yansıtır yani. Kötü amellerle kirlenir. Belran ala kulubihim diyor. Pas tutar, kirlenir, körelir. Ve çok ilginçtir bu ayet-i kerime. Tam da irfani anlamda kalbin bilgiyle ilişkisini kurduğu, körleşmesi ve parlayıp cilalanmasıyla ilişki kurduğu bu manevi durumu elleti fi sudur diyerek zahire bağlar. Çok ilginçtir. Hep bu
ayet-i kerimenin sonunu niye böyle bağladığını bir başka ayetle İbn Arabi üzerinden şimdi bunları birleştireceğim. İbn Arabi'yi okuduktan sonra çok şükür fark etmeye başladım. Allah Kur'an'da sürekli bu ikisinin buluştuğu bir zemine atıfta bulunur. Bunu buluşturur. Kur'an'ın epistemolojik olarak en büyük başarısı bu ayrımı buluşturmasıdır. Batıni olanı zahire bağladı Allah. Kalbimizde kan pompalayan kalpten bahsetmediği kesin. Onun ne alakası var bunlarla? Ama oraya bağladı. Niye? Batını zahirden koparmayın diyor bize. Onun için İbn Arabi muhteşem bir biçimde Futuhatında der ki Allahu Teala leyse kemislihi şeyun, hiçbir şey ona benzemez. Müfessirle genellikle semavati vel arz diye hemen oraya bir eklemede bulunur, tefsir yaparlar. Fark etmez yer gök neyse. Der ki Allah burada tenzih yaptı. Bakın bu olması gerekendir. Tenzih olması gerekendir. Ama ve huve semi'u basir dedi. Görür ve işitir dedi. Bu sefer de teşbih yaptı diyor. Zahire bağladı. Onun misli yoktur. Tenzihtir, olması gerekendir. Kalptir, irfandır, arifen konusudur. Semî ve basirdir, alimin zahirdir, teşbihin konusudur. İkisini birleştirdi. Onun için diyor, tenzihiyle teşbihini birlikte verdi. Kelamcıları eleştirirken, ey gafil, sadece tenzihine odaklanarak hata ediyorsun. Tanrı'nın tenzihi teşbihindedir diyor. Yani, o da farklı bir akıl işte. Arabi'nin aklı akıl değil mi? Bu itibarla ben Kur'ani epistemolojiden baktığımızda bunları birleştirici, aynı insanda tevhid edici bir perspektifin kapılarını bize araladığını ama aklın taakkul ettiğinde taakkulüne vesile olan enstrüman ve vasıtalarına bağlı olarak farklılıklar arz edebileceğine, farklı isimlerle tesmiyesinin mümkün olduğuna da işaret edip altını çizer. Nitekim dersin başından beri bu husus üzerinde durmaya çalışıyoruz. Peki sonuç olarak olan olması gereken ayrımında aklın hangisiyle çalıştığı ya da çalışmadığı konularında zat-ı alilerinizle paylaşmaya çalıştığım bu naçizane bilgilerim ve Cabiri'yle olan ilişkilendirmelerim bir müzakereden ibaret efendim. Lütfedip sorular sormuşsunuz, ilgilenmişsiniz, dinlemişsiniz. Ben de hem sizlere hem de sorularınıza saygım gereği ve dersimi ve konularımızı doğrudan ilgilendirdiği için bu hasbuhali mütalaa ve müzakereyi gerçekleştirmeye çalıştım. Sürçülisanlarım için hoşgörülerinizi bekliyorum. İnşallah devam eden bölümlerde ve konularda bu hususu farklı boyutlarıyla ele almaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.